Sevgili seyirciler, değerli sporcular. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2024 yılı Esat Aktağ birincilik müsabakalarının son grubu son gününe hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra oynanacak olan Uşak Bireyli Atlı Spor Kulübü Erzincan Mama Hatun Atlı Spor Kulübü'nün sporcularını ve atlarını takdim ediyorum. Uşak Bireyli Atlı Spor Kulübü 1 numara Ağa Cemal Safkan ile Nurettin Ceylan. 3 numara Gangaster Atlı Safkan ile Murat Saraç. 4 numara Torpilli Atlı Safkan ile Erhan Ceylan. 5 numara Mecit Atlı Safkan ile Okan Can. 7 numara Özür Tınaz Atlı Safkan ile Selimhan Yakın. 8 numara Oğuzhan Han Atlı Safkan ile Volkan Gelmez. 9 numara Lider Han Atlı Safkan ile Mehmet Duru. Yedek sporcu ve yedek atlarımızı arz ediyorum. 6 numara Uçan Deniz Atlı Safkan ile Osman Ural. 10 numara Bay Yusuf Atlı Safkan ile Gürkan Ceylan. Sahaya girecek kilit toplayıcılar 64 numara Hüseyin Can, 14 numara Fırat Dikmen, 13 numara Ömer Kalamur'un sahaya girecek idareci Ferhat Ünsal. Erzincan Mama Hatun Atlı Spor Kulübü 12 numara Poyraz Atlı Safkan ile Oktay Şen. 8 numara Mama Hatun Atlı Safkan ile Emrah Algan. 3 numara Kılavuz Ağası Atlı Safkan ile İbrahim Yılmaz. 4 numara Muhtar Atlı Safkan ile Abdurrahman Dağ. 7 numara Tercan Fırtınası Atlı Safkan ile Samet Günday. 10 numara Aradağlı Atlı Safkan ile İsmail Güleryüz. 6 numara Reis Atlı Safkan ile Ümit Dostabakan. Yedek atlı sporcularını arz ediyorum. 5 numara Karadağ Atlı Safkan ile Ahmet Dağ. Sahaya girecek cirit toplayıcılar 9 numara Cemil Yılmaz. 1 numara İbrahim Lört. Sahaya girecek idareci Erkan Duran. Sporcular, Türk Milleti Atlı Cirit Spor adına 3 defa sizler de sağ olun. Seyirciyi ve birbirinizi selamlayarak halay duraklarındaki yerlerinizi alabilirsiniz. Aynen abi. Ama çaklar da gözüküyor. Arkada gözüküyor. 40 dakika olmayacak sanırım. Gene de oynayacaklarmış. Sağ olun. Sağ olun. Rah. Başa. Takım kaptanları, hakem kulesi önüne gelebilir misiniz? Kaptanlarım hoş geldiniz. İlk önce hatası kazası müsabak olsun. Size herhangi bir talimat veya taşı hakkında yorum yapmayacağım. Sadece centilmenciksine bir müsabak olsun. Takım kaptanları orta saha dediğimde birbirinizi selamlayarak karşı alayları selamlarsanız memnun oluruz. Takım kaptanları orta saha. Sevgili seyirciler, her iki takımımıza ve kaptanlarımıza güçlü bir alkış. Atlı Cirit Esat Aktağ 1. Ligi yeşil grup mavi grup müsabakalarının 3. gününden hepinize mutlu pazarlar değerli cirit severler. Bugün yine bir atlı cirit müsabakalarıyla sizlerle birlikteyiz ve yanımızda yine her zaman olduğu gibi
çok değerli bir konuğum var. Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Merkez Hakem Komitesi üyesi ve Atlı Cirit Ulusal Hakemi Mesut Çelik bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Herkese günaydınlar diyorum. Mutlu günler diliyorum Ankara'dan. Hoş bulduk. Bütün seyircilerimize güzel pazarlar dileyip, mutlu hafta sonları dileyip, iyi seyirler dileklerimizi Ankara'dan gönderiyoruz. Hocam bugün Mavi Grubun 3. gün müsabakaları oynanacak. İlk müsabaka için takımlar zaten oyun alanındalar, şu anda Cirit alanındalar. Uşak 1 Eylül ve Erzincan Mama Hatun takımları karşı karşıya gelecek. Evet. Şimdi de başladı Uşak zannediyorum müsabaka. Evet. Şimdi bir anons yapılıyor. Şu anda başlamadı. Başlamak üzere. Evet. Alay duraklarındaki yerlerini aldı iki takım sporcuları. Uşak 1 Eylül Erzincan Mama Hatun müsabakası oynanacak ilk olarak. Günün ikinci müsabakasında ise Erzurum Şahdadaş'la Uşak Ürünköy takımları karşı karşıya gelecek. Hocam öncelikle dilerseniz ben kadroları aktarayım. Öncelikle Erzincan Mama Hatun takımının kadrosundan başlayalım. 12 numaralı Poyraz, Oktay Şenle, 8 numaralı Mama Hatunlu Emrah Algan'la, 3 numaralı Kılavuz Ağası İbrahim Yılmaz'la, 4 numaralı Muhtar Abdurrahman Dağ'la, 7 numaralı Tercan Fırtınası Samet Güldağ ile, 10 numaralı Aladağlı İsmail Güler Yüzde ve 6 numaralı Reis Ümit Dostabakan'la mücadele edecek. 5 numaralı Karadağlı da Ahmet Dağ ile yedekler arasında bulunuyor. Şu anda müsabakanın başladığını da belirtelim. Uşak 1 Eylül Atlı İktisat Spor Kulübü oyuncusu şu anda Erzincan atış alanına girip cirdini kullandı. Herhangi bir artı ve eksi puanımız müsabakanın ilk başlangıcından şu dakikaya kadar olmadı. Heyecanla bekliyoruz artık müsabakanı. Evet. Ben hemen Uşak 1 Eylül takımının da kadrosunu aktarayım. 1 numaralı A. Cemal Nurettin Ceylan'la, 3 numaralı Gangaster Murat Saraç'la, 4 numaralı Torpilli Erhan Ceylan'la, 5 numaralı Macit Han Okan Can'la, 7 numaralı Özü Tınas Selimhan Yakın'la, 8 numaralı Oğuzhan Han, Volkan Germez'de. Bu arada 35 saniye içinde cirit kullanılmadı hocam. Eksi puanlar yazılıyor, onu da belirtelim. 9 numaralı Lider Han Mehmet Duru ile mücadele ediyor. 6 numaralı Uçan Deniz Osman Ural. 10 numaralı Bay Yusuf da Gülkan Ceylan'la yedekler arasında. Hakemleri de hemen belirtelim. Baş hakem Bülent Demirel. Masa başı hakem Asena Semanur Akpınar. Yazı hakemi İklim Semanur Sevindik. Yazı hakemi Berkan Vural. Orta hakem Umut Uzun, birinci çizgi hakemi Necati Açar, ikinci çizgi hakemi Mehtap Susan, üçüncü çizgi hakemi Mahmut Güldaş, dördüncü çizgi hakemi de Satuk Buğra Yaşarbaş şeklinde. Evet, bizim hocam, müsabakalarımızın gizli kahramanları asıl hakemlerimiz. Doğru söylüyorsunuz. Şu anda zannedersem sporcular Mama Hatun, Erzincan Mama Hatun Atlı Cirit Spor Kulübü sapkanlarında bir sıkıntı var zannedersem. Evet, kullanmıyorlar ciritlerini. Evet, şu anda kullandı sporcu. Biraz önceki sporcu biraz sapkanda yaşadığı sıkıntıdan dolayı kullanamadı ciridini ve eksi üç puan aldı. Biraz talihsiz başladı. Evet, biraz talihsiz başladı. Tabii Erzincan Mama Hatun Atlı Cirit Spor Kulübü'nde iki günün vermiş olduğu mağlubiyetlerin bir moral bozukluğu var kendilerinde. Evet. Onun sıkıntısında yaşıyorlar. Biraz demoralize çıkmış olabilirler müsabakaya. Kesinlikle. Yalnız ben önümüzdeki sene yani bu müsabakayı kazansalar dahi biraz düşme hattında olduklarını da yaşıyorlar. Yalnız önümüzdeki sene ben tekrar Erzincan Mama Hatun Atlı Cirit Spor Kulübü takımının birincilikle çıkacağını tahmin ediyorum. Her bu arada ilk 20 saniye süre başladı. Evet, yine aynı sıkıntıyı yaşadılar. Skorları da verelim daha önceki, hem dünkü hem de önceki günkü müsabaka sonuçlarını da verelim. Alay durağı ilerli. Erzincan Mama Hatun Erzurum Şahdadaş'a +11.5 -12 mağlup olurken Uşak 1 Eylül'de Uşak Ürünköy'ü +10.-11 mağlup etmişti. İkinci gün müsabakalarında ise Uşak 1 Eylül +29.5 Erzurum Şahdadaş +4. İkinci karşılaşmada ise Uşak Ürünköy +32 Erzincan Mama Hatun +15. İki maçını da kaybeden bir Erzincan Mama Hatun var. Evet. Buna karşılık iki karşılaşmasında kazanan Uşak Ürünköy. Evet. Mesut Hocam. Bu arada ben müsabaka
kadrolarını açıklarken iki Uşak, oyuncu... Bir Eylül, özür dilerim. Evet, özellikle 1 Eylül'de dikkatimi çekti Tugay Bey. 9 numaralı Liderhan atlatıyla Mehmet Duru ilk 2 gün içerisinde mücadele etmemişti. Bu müsabakada şu anda mücadele ediyor. Mehmet Duru da yıllardır Cirit'e gönül vermiş, emeğini harcamış bir Cirit sporcumuz. Aynı şekilde bir sporcumuz daha var, Volkan Gelmez. Oğuz Han adlı atıyla o da bu müsabakada yer almış. Volkan Gelmez de çok değerli bir sporcu. Yine bir eksi 6 puan hocam Erzincan, evet. Mama Hatun'a izleyicilerimizi bilgilendirmek adına verelim. Erzincan Mama Hatun adlı Cirit Spor Grubu takımının atlarının da yani safkanların da demoralize olduğunu, sporcuların da demoralize olduğunu fark ediyorum. Ve bazı sıkıntılar da yaşıyorlar. Özellikle atış alanı içerisinde cirit kullanma babında bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Zannedersem 1 Eylül gördüğünüz gibi tecrübeli takım olduğu için hiç kıpırdamıyor. Evet, alan, atış alanında evet. Bekliyor. Kendi alanı Alay Duran'da bekliyor. Eksi 3 puan daha yazıldı Erzincan Mama Hatun takımına. Biz önümüzdeki senelerde bu iki Mehmet Duru ve Volkan Gelmez isimli sporcularımızı belki final müsabakalarını da göreceğiz. Önümüzdeki evet. Senelerde göreceğiz. Bu artık arada, Erzincan Mama Hatun muhtemelen önümüzdeki yıllara bakacak. Evet. Yine bir eksi 9 puan evet, cirit bu kullanmadı. Bu üçüncü sporcumuz oldu. Tugay Bey zannedersem... Bir sıkıntı var ki kullanmıyorlar. Kesinlikle. Safkanları yani riske atmak istemiyorlar evet, olabilir evet, hocam. Yani bununla ilgili şimdi sporcumuzun cirit kullanmaması durumunda hükmen mağlubiyete kadar gidebilir bu. Bakalım bu gerçekleşebilecek mi? Biz bunu şimdiye kadar birkaç müsabakada görmüştük ama canlı yayında zannedersem hiç görmemiştik. Önemli zaten olan safkanlara zarar gelmesi, zarar gelmemesi. Zarar gelmesi. Evet. Yine 35 saniye süresinde evet, kullanılmadı. Yani ben zannediyorum artık yani safkanlarına da zarar gelmesini istemiyorlar evet, herhalde. Ben de bak, öyle bakın. Düşünüyorum. Bu arada 1 Eylül'de erken çıkış yaptı. 1-1 puan aldı. Cirit kullanma talimatı evet. Geldi hakemden. Alay durağına dönüyor. Erzincan Mama Hatun'un sporcu. Eksi 12 evet. Puan daha yazıldı annesine. Evet, eksi 12 puan aldı. Evet, 4 evet. Hamle kuralı yerine gelmediği kuralı için Erzincan Mama Hatun hükmen mağlup oldu. Bunu da mağlup oldu. Tugay Bey bunu da televizyonlarımızda ilk kez görmüş olduk. Biz müsabakalarda bunu genelde görüyorduk ama bunu da ilk kez gördük. Bakın karşılıklı şimdi gidip takımlar birbirlerini tebrik edecekler. Centilmence bir mücadele ettiler. Bundan sonraki müsabakalarında Erzincan Mama Hatun'a başarılar dilerim. Başarılar dilerim. Allah yollarını açık eylesin. Uşak 1 Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü, Atlı İktisat Spor Kulübü takımına da final müsabakalarında başarılar diliyoruz. Dilerim. Final grubuna yükselmiş oldular böylelikle. Evet. İki takımımız da zannedersem bugün yola çıkacaklar. Erzincan Mama Hatun Atlı Cirit Spor Kulübü ve 1 Eylül Atlı İktisat Spor Kulübü. Hayırlı yolculuklar dilerim. Allah'ım kazasız, belasız illerine ulaştırmak nasip etsin. Önümüzdeki sezon için de yolları açık olsun. Kesinlikle. Erzincan Mama yolları, bahtları, takımının. Bütün sporcularımızın ve safkanlarımızın açık olsun. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Uşak 1 Eylül, hükmen galip geldi değerli cirit severler günün ilk müsabakasında. Bu müsabakada Tugay Bey eğer Mama Hatun takımı kazanmış olsaydı yine ikili avarajdan Ürünköy'e yenildiği için büyük bir ihtimalle düşecekti. Evet. Uşak 1 Eylül Atletistas Spor Kulübü de yenilmiş olsaydı onlar da avarajlara bakılacaktı. Yine yine büyük bir ihtimalle grup liderliğini grubu. Kazanmış olacaktı. Tabii bunlar da bütün puanların tekrar hesap edilmesi gerekiyordu ama onlar büyük bir ihtimalle bunları hesap ettiler. Evet. Sonuca katlanmak yani bu şekilde sonuca katlandılar. Evet, Uşak 1 Eylül'ü tebrik edelim. Erzincan Mama Hatun'a da İlerleyen sezonlar için başarılar dileyelim bir kez daha. Günün ikinci müsabakası Erzurum Şahdadaş ve Uşak Ürünköy arasında olacak hocam. Kısa bir nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Kısa bir değerlendirme İkincilik, alayım sizden. İkincilik, üçüncülük müsabakası şeklinde geçecek. Ve inanın iki takım da çok iyi cirçilerden, çok iyi safkanlardan oluşuyor. Çok denk bir mücadele şeklinde geçeceğine inanıyorum.
harika bir mücadele bizi bekleyecek. Erzurum Şahdadaş 3 maçından 2'sini kazandı, 1'ini kaybetti. Evet. Uçak Ürünköy. O da aynı şekilde aynı 3 maçından çekişmeli, çok çekişmeli, çok zevkli. Önceki 2 güne baktığımızda. Kesinlikle. Ne zaman başlayacak hocam o mücadele? Şimdi bu mücadele erken tamamlandı. Zannedersem saat açısından izleyicilerimize doğru bilgiyi verelim. Onunla ilgili benim bana bir herhangi bir bilgi gelmedi. Biraz sonra onunla ilgili bir bilgi gelir. Biz de alt yazı olarak televizyonlarımıza bildiririz. O zaman şunu söyleyelim. Değerli TCK TV izleyenleri ayrılmasınlar. Ayrılmasınlar. Çok kısa evet, bir zaman içinde de ikinci müsabaka başlayabilir evet. diyelim. Şimdilik teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bir de şunu belirteyim. Biraz önce Erzincan Mama Hatun'un zannedersem yayının başında da söyledim. İlk hamlelerinde de söyledim. 2 günü vermiş olduğu sapkanlarda yorgunluk vardı. Onlardan dolayı bu cirit kullanamama olayları gerçekleşti diye düşünüyorum. Safkanlara zarar evet. vermemek adına diye tekrar altını çizelim. En azından seremoniye çıkıp bu müsabakaya başlayıp bu şekilde bir tutum içerisinde olmuş olabilirler. Dediğimiz gibi yollar açık olsun. Hocam çok teşekkürler. Erzurum Şahdadaş Uşak Ürünköy müsabakasıyla biz tekrar sizlerle birlikte olacağız değerli TCK TV izleyenleri. Şimdilik biz ara veriyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.